Türk sağlık sisteminde bugüne kadar görülen en büyük skandallardan biri olma özelliğinde. Çünkü kabul edilebilir bir tarafı yok. Özel çıkar sağlık sistemine sızdı. Yeni doğan çetesinin sistemi örümcek ağı gibi sardığı ortaya çıktı. Sosyal güvenlik kurumunun etkin fatura denetimi yapamaması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Taner Demirer, yeni doğan çetesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Demirer, Sosyal Güvenlik Kurumu'na işaret etti. Özellikle özel hastanelerden gelen faturaları etkin bir şekilde kontrol edememesi. Bugün itibariyle özel hastanelerden gelen çoğu faturayı SGK direkt kabul ediyor. Oysa dikkatli, etkili bir değerlendirme yapılsa bu tür hileler rahatlıkla yakalanabilir. Çetenin 112 ile bağlantısının olduğuna vurgu yapan Profesör Doktor Demirer, ortaya çıkan skandalın buzdağının görünen yüzü olduğunu söyledi. Kamu hastanelerin, üniversite hastanelerinin yoğun bakımları boş iken özel hastanelerin yoğun bakımları dolu. Bunun içinde 112 sistemi de var. Bu tür hastaları özel hastanelerin yoğun bakımlarına yönlendiren kimler varsa mercek altına alınması gerekiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Taner Demirer, olaya karışan hastanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Belki de birçok böyle olay var ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun parasını yavaş yavaş bu şekilde drene ediyorlar. Dolayısıyla etkin fatura sisteminin sağlanmadığı bir durumda bu tür olaylar, bu tür yolsuzluklar, hatta çocukların, yeni doğan bebeklerin ölümüne sebep verecek kadar canice tutumlar, gözü dönmüş tutumlar, manipülasyonlar ortaya çıkabiliyor. Ruhsatların tamamen iptal edilmesi, ruhsat sahibi kişilere de bir daha başka isimler altında ruhsat verilmemesi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bence çok iyi fonksiyon gösteremediğini ben burada vurgulamak istiyorum.